Üstünü değiştirebilirsin. Merak etme, bakmam. Üstümü değiştireceğimi nasıl bildin merak ettim. Seninle çok fazla zaman geçirdim. Kitap gibi okuyorum. Günlük işlerini, alışkanlıklarını, hepsini biliyorum. Neleri sevdiğini, neleri sevmediğini. Öyle mi? Mesela? Mesela yanık püreyi aslında sevmiyorsun ama alışmışsın ve yiyorsun. Çok sevdiğin şeylerse, mesela siyah güneş gözlükleri, bir de motosikletin. Onu o kadar çok seviyorsun ki amanın bile dokunmasına tahammülün yok. Siyah tişörtün ve ceketini de çok seviyorsun. Kızgın güneş altında bile üstünden çıkarmıyorsun. Bir filmde de böyle bir adam vardı. Peki başka neleri seviyorum? Bir de ayı çok seviyorsun. Evet ama sadece dolunay zamanları. Bazen bir şeyler yarım da olsa bütünün verdiği aynı hissi verir. Mesela yarım bir hayat, yarım bir hikaye. Bazen yarım yaşanan anlar bile değerlidir. İnsan ömür boyu onları hatırlayarak mutlu olabilir. Her şeye rağmen mutlu yaşadım diyebilir. Hayır. Hayır, oraya oturma. Bizim köyde bir inanış vardır. Biri dikiş dikerken kimse gelip onun yanına oturmaz. Yoksa iğne batar. Onu her köyde söylerler zaten Paro. Her köyde herkese iğne batar. Hayır, yine de... Ne oldu? Acıdı mı? Bir daha bana böyle şakalar yapma lütfen. Hadi. Ay'a bakalım. Peki sen neden bana bakıyorsun? Çünkü sen benim için hem güneş hem de aysın ondan. İyi güzel de yalnız... Ayın üzerinde lekeler vardır. Leke değil. Benek onlar. Nazardan korur. Ama seninkinde yok işte. Kendimde benek göremiyorum. Ne yapıyorsun? İzin ver. Süreyim işte, ne var bunda? Hayır. Lütfen izin ver küçücük. Hayır. Hadi ama. Hayır. Dur. Paro. Paro. Dur. Dur bırak işte. Hayır. Kaçma. Paro, istemiyorum. Lütfen. Paro, sana hayır dedim. Paro, bırak telefonumu. Hayır. Yüzüne boya sürmeme izin vermezsen vermem. Telefonum bende kalır. Bırak telefonumu. Bırak beni, binbaşı bırak. Bıraksana. Ne oldu? Neden gülüyorsun? Ne var? Yok, yok bir şey, hayır. Artık yatıp uyusak iyi olacak. Sabah erkenden kalkmalıyız. Sen yatakta uyu. Hayır, hayır. Yerde yatarım, sorun değil. İyi düşün. Yarın tren yolculuğu var. Ben uyumak için başka bir bölüme geçeceğim. Trenin ışıkları söndüğü zaman bir sürü yabancıyla yalnız kalacağım sen, ona göre. O zaman ben yatakta yatayım bari. Kabhi jo woh hai.
Geçen her saniyem sonsuza dek sürecekmiş gibi geliyor. Binbaşı? Hadi çabuk hazırlan. Geç kalmayalım. Çıkmalıyız. Nesi vardı öyle? Binbaşı. Ha? Ben sana bir şey söylemek zorundayım. Şimdi olmaz, geç kalıyoruz. Sadece bir dakika. Sen zaten bunu biliyorsundur. Ama ben yine de söylemek istiyorum. Rodra, seni gerçekten çok seviyorum. Bu dünyadaki her şeyden çok. Kendimden bile çok. Mutluluğumdan ve hatta canımdan bile çok. Hayallerimden bile. Ruhumdan, benliğimden, her şeyden çok. Ve seni hep böyle seviyor olacağım. Bana hiçbir şey söylemene gerek yok. Ben sadece söylemek istedim. Ve söyledim. Bana bırak. Thank you.
Neden bu kadar erken kalktın? Daha 6 bile değil. Sen de uyandın. Kaç saat kaldı? Sonra evimizdeyiz. Sonra sen evinde olacaksın. Ama ben gidiyorum. Senden çok uzağa. Bu arada Mumbai güzelmiş. Kalalım diye iyi ki ısrar ettin. Ben de aynı fikirdeyim. Bir gün daha birlikte olduk. Yapıyorsun böyle binbaşı? Sözlerini unuttun galiba. Artık bunu alabilirim. Benim değil mi o? Hayır, bunu sana geri vermiyorum. Ne zaman beni affedersin, o zaman alırsın. Affedecek bir şey kalmadığına göre ben de bunu... Ne oldu şimdi? Neden ağlıyorsun? Çünkü gerçekten çok korkuyorum senden. Senden ayrılmak zorundayım. Ne oldu? Neden ağlıyorsun? Yok bir şey. Öyle hislendim. Tamam, sen otur. Ben de birazdan geliyorum, tamam mı? Sakın daha önce yaptığın gibi kaybolma. Ne yapacağım ben şimdi? Mutlu olmak kaderim değilmiş demek. Onunla çıktığım yolculuğun sonu burasıymış. Artık eli iyileşti. Ve benim sözümü tutmam gerekiyor. Ondan ayrılmalıyım. Sadece birkaç gün daha. Biraz daha. Peki ya sonra? Sonra ne olacak? Ondan uzaklaşmak
aramızdaki bağ koparacak mı? Seni görmek için kaç kez arkasını dönen o çocuğu çabucak unutup gidebilecek misin Paro? Üstelik büyüyünce kaç kez hayatını kurtardı senin? Hayır Paro, hayır. O demektir ki Takor'un karısı Rudra'nın annesiymiş. Ama Rudra'nın bundan haberi var mı acaba? Ona bu gerçeği söyleyecek olursam buraya gelir ve annesini buradan mutlaka kurtarır. Karşılığında ne yapar peki? Ne yapar? Parvati'yi burada bırakır mı gerçekten? Hayır. Hayır, bunu yapmaz. Bunu asla yapmayacaktır. Ama onun annesine çok ihtiyacı var, biliyorum. Leyla, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Onun annesine ihtiyacı var. Evet. Evet, buraya gelecek. Her yeri dağıtacak. Tejavat'ı öldürecek. Ve sonra annesini de kurtarıp alıp buradan gidecek. Peki ya sen ne olacaksın? Sen yine onun için casus olacaksın. Belki sana bütün içtenliğiyle teşekkür eder ama yine de kalbini asla kazanamayacaksın. Düşün Leyla, düşün. Bu işe bir çözüm bulmak zorundasın. Güzel. Evet, Leyla buraya kadar geldi. Buradan eli boş dönmeyi aklından bile geçirmez. Takur Paramsing Tejavat. Bana mesajdan başka bir şey daha vereceksin. Al bu parayı. Yaptığın işin bedeli. Hayır. Hayır, ben bu parayı istemiyorum. Ne oldu şimdi, derdin ne? Hatırlıyorum da dün patlamaya hazır bir volkan gibiydin. Ne oldu da birden kuzu gibi yumuşadın, merak ettim. Dün gece çok düşündüm diyelim. Bakın, siz anlaşma konusunda uzmansınız. Ve aslında bir yanım sizi takdir ediyor. Ama diğer yandan kendimi de biliyorum. Ve Leyla'nın bir fiyatı yoktur efendim. Beni parayla satın almanız mümkün değil. Ama mutlaka bir karşılık vermek isterseniz Bay Tejavat size içecek bir şeyler koymama izin verir. İçecek? Hayır. Bay Tejavat, siz bana Rudra'ya dönüş yolunu gösterdiniz ve büyük bir fırsat verdiniz. Ben de size karşılığında içecek bir şeyler hazırlamak istiyorum. Olmaz mı? Peki. Ne oldu? Teşekkür ederim. Sana bir şey sormak istiyorum. Rudra'ya gördüğüm kadarıyla gerçekten deli gibi aşıksın. Şimdi de öğrendiğin bir gerçek var. Benim karım Rudra'nın özbeöz annesi. Şimdi sen benim onunla olan ilişkimi hiç sorgulamıyor musun? Bay Tejavat, sizin için de uygun olursa gitmeden önce eşinizi kısa bir süre görmek istiyorum. Neden? Çünkü bir şeyi bilmesini istiyorum. Yaptığım her şey onun da iyiliği için olacak. Ayrıca Rudra'dan özür de dileyeceğim. Anlaşıldı. Karımın sana farklı bir gözle bakmasını istiyorsun. Ona iyi ve masum kız rolü yapacaksın. Sen de işini iyi biliyorsun.
Şamser gel. Buyurun efendim. Küçük hanımı al ve eşimin kaldığı odaya götür. Tabii. Bay Tecevat. Siz gelmeyecek misiniz? Ben sana güvenip güvenemeyeceğimi görmek istiyorum. Ayrıca bir sürü de işim var. O yüzden sana kolay gelsin. O zaman hoşça kalın efendim. İlk işim Rudra'nın annesini kurtarmak olacak. Çok haklısınız Bay Tejavat. Ben kendi çıkarımı kollamayı çok iyi bilirim.